keyingisi hozir bunda o'zlarini devonamiz deyishyapti, shular to'g'risida tushuntirib bersangiz, dinda qanday qaraladi bu narsa. Devona degani o'zi devon ne degani? Kitobi yo'q. Lug'atan shu kitobi yo'q nima desa, namoyi amoliga yozilishlik darajasi to'xtatilgan degani. Bu degani umuman gunohini qasdan sodir etmaydigan maqomga, xoslarning xoslarini maqomiga ko'tarilgan insonlarni devon ne deyiladi? Ya'ni uning chap tarafida gunohlarini yozadigan parishtani qiladigan ishi qolmagan. Chunki bu odam qasdan gunoh sodir etmaydigan maqomga erishgan. Erishgan, xato bo'ladi, lekin qasdan gunoh sodir etilmaydi. Shuning uchun uni devoni yopilgan degan ma'no bo'ladi, lug'atan shu. Endi o'zlarini devonalar deb atayotganlar marhum İbrahimcan Eshon boboni rahmatullohi alayhini muridlari, ya'ni ularning ta'limotlarini olgan talabalar. Talabalar o'zlarini devonalar deb atashadi. Endi bu ta'limotning ichida ba'zi bir hozir kunda fitnaga sabab bo'layotganlari ham bor. Fitnaga sabab bo'layotganlari o'sha muridlarni ko'pincha ilmsizligi, savodsizligidan kelib chiqib bo'ladi. Shogirdlar bor, ustozlarining shon va shavkatini ko'klarga ko'taradi. Shogirdlar bor, ustozlarining nomiga dog' tushirib qo'yadi. Bu degani o'sha ustozga ayb bo'lmaydi. Masalan, Hanafi mazhabidaman deymiz hammamiz, to'g'rimi? Hanafi mazhabidan, lekin Hanafi mazhabiga ko'pchilik dog' tushirib yuramiz. Bu Abu Hanifani aybi emas bu. Bu bizda aybimiz. Maturidiy e'tiqodimiz deymiz. Lekin İmam Maturidiy e'tiqodini bilmaymiz, 99%imiz bilmaymiz. Bu İmam Maturidiyning aybi emas bu. Maturidiy e'tiqodidaman deb turib, unga xilof ishni qilishimiz, g'oyani qo'llab-quvvatlashimiz İmam Maturidiyning aybi emas, bizda aybimiz. Yoki aytaylik, shunaqa zotlar borki, Hanafi mazhabida bo'ladi, Hanafi mazhabining shon va shavkatini ko'klarga yoyadi. Butun dunyoga nashr qiladi. Masalan, o'zimiz yurtimizdan Burxoniddin Marg'iloniy rahmatullohi alayhi Hanafi mazhabining yetuk faqihi bo'lganlar. Butun dunyoda Sahihul Buxoriydan keyin eng ko'p sharh qilingan kitob Hidoya-i Sharif bo'ladi. Burxoniddin Marg'iloniy Hidoya-i Sharifni 14 yil uzluksiz roza tutgan holda yozganlar. 14 yil roza uzluksiz tutgan holda yozganlar. Shuning uchun bu zotning kitoblari dunyoda eng ko'p sharh qilingan kitob Sahih Buxoriydan keyin. Buxoriy ham o'zimiz yurtdoshimiz bo'ladilar. Bilasizlar. Demak, shunaqa zotlar borki, o'zlarining ustozlarini shon shavqatdan ko'klarga ko'taradilar. Shuning uchun biz Ibrohimjon inshaalloh rahmatullohi alayhi to'g'rilarida hech qanday salbiy fikr bildirmaymiz. Balki faqat ijobiy fikr bildiramiz. Ammo kim shularning muridiman deb xato ishni qilayotgan bo'lsa, buni Ibrohimjon inshaallohga nisbat bermaslik kerak. Bu o'sha insonning shaxsiy aybi. Ummati Muhammadiyaman deb bir gunohni qilsak, payg'ambarimiz alayhisalomga nisbat berilmaydi. Musulmonman deb, musulmonga to'g'ri kelmaydigan bir ishni qilsak, islom ayblanmaydi. To'g'rimi? O'sha shaxs ayblanadi. O'sha shaxsning o'zining illati bo'ladi. Shuning uchun devonaman deyotgan azizlarimizga iltimos qilamiz. Devonalik maqomiga dog' tushiradigan ishni qilmanglar. Shariatni o'rganish kerak. Fiqhni bilish kerak, aqidani bilish kerak. Ana undan keyin tariqatga o'tiladi. Undan keyin tariqat, sofilik va hokazo o'rganiladi. Agar u narsani bilmasa-chi, johil sofi bo'lib qoladi. Johil sofidan Allohni o'zi asrasin. Vahobiylarga o'xshab qotib oladida bizdan boshqa hammang adashgansan deb turaveradi. Vahobiylar xuddi shunday. Bizdan boshqa hech qaysi biring to'g'ri yo'lda bassan deydi. Hammang zalolatdasan, hammang bid'at xurofatdasan deydi. Har qanday jamoaning johillari xuddi shunday bo'ladi. Shuning uchun avval ilmu ma'rifat, fiqh, aqidani o'rganish kerak, ana undan keyin u tariqat nima? Tariqat botiniy ilm. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobiylar bilan o'tirganlarida huzurlariga oppoq kiyimdagi bir notanish odam keldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tizzalariga tizzalarini tirab olib o'tirib Akhbirni anil islam dediler. İslam doğrusu haber ver dediler. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam nima dediler? Tuqima salata. Ha? Tuqima salata. Tu'tiya zakata. Ve tasuma ramadana. Ve tahujjal bayta in istata'ta sabila ilayhi sabila dediler.
Yani İslam degani namazı qaim qilasan, rozani tutasan, hacni ado etasan ve imkoniyating bo'lsa, ya'ni yo'lga qodir bo'lsang, hacni ado etasan, rozani tutasan, zakotni berasan dedilar. Boshida ali kalimani aytasan deb aytganlar. Keyin sadaqta to'g'ri aytding dedilar. Akhbirni anil iman dedilar. İman to'g'risida xabar berdilar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, an tu'mina billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi va yawmil ahri val ba'thi ba'dal maut. Akhirih ve şerih min Allah Teala. Ettiler ki Allah ki iman keltirishin, farishtalarga, kitoblarga, rasullarga, ahiret kuniga, yaxshilik ve yomonlik taqdirdan de iman keltirishin, bu iman bo'ladi, ishonishing iman bo'ladi dedilar. Haligi so'ragan odam sadaqta to'g'ri aytding dedilar. Akhbirni anil ihsan dedilar. İhsan to'g'risida xabar ber dedilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ki, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ İhsan degani Allah'ını körüp turgeningdek ibadet kılmağın. Ya ki Allah seni körüp turgeningdek ibadet kılmağın dediler. Ulamalarımız şu bu hadislerin şarkıda yeterler. Bu hadis Hazreti Umar rivayet kılgeller. Bana şu cöyde umumi din hakkında gepkiti yaptı. Ki haligi adam turup ketti. Yani 3-4 saval buldu. Kıyamat doğrusu saval buldu. Başka saval buldu. Haligi adam turup ketti. Turup ketganidan keyin sahobiylar jim turganlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'radilar. Hozir savol javob qilgan odamni tanidilaringmi? Yo, tanimadik. U birodarim Jabroil bo'ladi. Sizlarga dinlaringni ta'lim berish uchun kelgan edi dedilar. Payg'ambarimiz bilan ustozlari Jabroil alayhisalom savol javob uslubi bilan atrofdagi sahobiylarga dinni ta'lim beryaptilar. Mana shu joyda umumiy din ifoda etilgan. Din nima ekan? İslam, iman, ihsan. Mana şu üç tane narsa mücessem bo'lsa din mükemmel bo'ladi. Endi ko'pimizda İslam var. İslam. Lekin iman yok. İslam var nima degan? Namaz o'qiymiz. Namaz o'qiymiz. Lekin oxirat kuniga 100% ishona olmaymiz. Shuning uchun namozimizni yalqovlik bilan, dangasalik bilan o'qiymiz. Ana shunday namozxonlarga Alloh taolo nima degan? فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ Cehennemnin veyl vadisi bolsun namazxonlarga deyipti. Bir namazga demedi Allah Teala. Namazxonlarga veyl cehennemi bolsun diye. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ Onlar namaz okuydu. Lekin namazlarını unutup kaldırdı. اِذَا قَامُوا اِلَى الصَّلَاتِ قَامُوا كُسَالَ Kaçan onlar namazga türseler, yel kavli gibi namazga türediler. Berdemlik bilen, muhabbet bilen, ihlas bilen, zevk-i şevk bilen namaz okumaydı. Stadyonga çıksa, zevk-i şevk bilen saatlap kaptuk tipadı. Umumen çerçemeydi ve tügemese deydi. Televizyonu tamaşa kısa, saatlap televizyonu tamaşa kıladı, zevk-i şevk bilen tamaşa kıladı. Körgenin her bir nesnesini eğitim biri aladı. Lekin namazı kegen de çi, yalqovlik kıladı, dengesalik kıladı ve unutadı namazını. Mana shunday namozxonlarga Alloh taolo vayl bo'lsin deyapti. Endi bu namozlar bir balo o'ringlar nima bo'lishini. Ha? Shuning uchun kimdadir islom bor, lekin iymon yo'q. Islom degani mana shu. Namoz o'qiydi, zakotni beradi, ro'zani tutadi, hajga boradi, kalimani aytadi va hokazo. Lekin iymon nima u? Iymon ishonch. Haqiqiy sidqi dildan ishonish yo'q. Kimdadir iymon bor, islom yo'q. Allah'a, kıyamet günü'ne, farişlere, kitaplarına, rasullere, vahakazalara iman keltirdim dedi. Müslüman ben dedi. Lekin amel yok. Namaz okumaydı. Roza tutmaydı. Hacge var mıydı? Zekatını vermeydi. Mumun. Lekin İslam'ı yok ona. Kimdedir İslam'ı var, imanı var. Lekin ihsanı yok. İhsan neydi? Namazını Allah'ını körüp turgandek ibadet kılış. Mana şu barada hemmemiz nakısımız. Allah'ını körüp turgandek ibadet kılalmayapmiz. Allah'ını körüp turgandek ibadet kılış kanda boladı dese, Uveys Karani, tabi'inlerin seyyidi, rahmetullah aleyh dediler ki, namazda turgandekinde kılıçını bir tarafından tıkıp, ikinci tarafından soğurup alsa, sezmesen, Allah'ını körüp turgandek huşu bulan namazı okuyan bolasan dediler. Ana. Kılıçını bir taraftan tıkıp, ikinci taraftan soğurup alsa sezmeysiz. Şunda hakiki namaz okuyorken bolasın.
İmam-ı Bukhari rahmetullahi aleyh namaz okuyanlara da şagirdleri getirdiler, salam vergenler dedi. Arkamda karaylar, nümadır barga okşayıp dediler. Şagirdleri karasalar, bir ağrı kırıp kalıp, 17 cöyünü çakıp işleri yubargen eken. İmam Bukhari siz mi geldiler? Rabiatul Adaviye, ayarlarının velisi, namları öte meşhur, Basralik bu geldiler. Ana şu zat, yani ayar kişi, namaz oku geldiler de, secde kılgeldiler de, boyranı, kamışını, bir çeti, singen bu geldiler. Közlerini yırtıp kırıp etken, namazı siz mi geldiler? Namazdankin, közümde bir nesil var, aptaşı ne de geldiler? Boyranı, bir kamışını, bulayını, közlerini soğurup alışken. Lekin namazı siz mi geldiler? Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, namazı okuduğun bu sene ayarları, Abdullah namazı başlayıptı. Şokun kımayınlardı, balı çakalarını tinçterek eller. Şimdi Abdullah ibn Mas'ud eterek eller ki, ''Men namazı başlayacağım ki, ne kılselerin kılaveriyle, bari ben bilmeymen, sezmeymen.'' derek eller. Bu hakiki namaz. Bu uluğlarımızın namazı, bu ihsan makamındaki namaz. Yani tarikat mana şu. Tarikat batının terbiyesi. İçki dünyanın terbiyesi, ruhunun terbiyesi. Kimnin tarikatı bulmasakken, onun İslamı, onun imanı naqs bulup kalırdı. Kılıyatken amelleri yüzeki bulup kalırdı. Batında o şenersenin manasını, mahiyetini düşünmeken bulurdu. Eğer içi de tarikatı bulsa, içi de ihsanı bulsa, namazsız hayatını, hayat uğrunda görmeydi. İbn-i Sirin rahmetullahi aleyh etediler. Eğer menge, cennet bilen iki rekat namazı ortasını tenleş ihtiyarı verirse, men iki rekat namazı telleymen cennetini yemez de geldiler. Biz hazır hemimizden namazı ne için okuyorsan diye sorarsak, cennetke kiriş için deyimiz. Ama uluğlarımız ki, cennetin nezarı pisan kimi yaptılar? Ular namaz okuyup yaptılar. Nemege bunda kılası degenler de etkiler ki, cennet benim nefsimni talebi. Namaz ki, Rabbimnin talebi. Rabbimnin talebini nefsimnin talebinden göre mukaddem koyamam degenler. Namazı biz cenneti boruşu için okumasakimiz gerek. Rozanı cenneti boruşu için tutmasakimiz gerek. Zakatını cenneti boruşumuz için birmasakimiz gerek. Belki nime? Rabbimizin razılığı için birişimiz gerek. Rabbimizin razılığı için namaz okuşumuz gerek, roza tutuşumuz gerek. Onda Rabbimizin rızalığı var. Namazda, rozada, zakatta ki nefsimizin rızalığı var. Yani biz cennette saya sarkınca öyler, huruğul mallar, yukarı makam mertebeler, havuz-ı kevserler, naz nimetler ve hakazaların köz aldığımızda kilitiremizde namazı okuyemiz, roza tutamız, zakat birimiz. Bu, siz bilen bizge hoşçakalın, pes tabakadaki mumunlarının arzu havası. Ama yukarı dereceye erişken, hiç olmasa, hastalık derecesine erişken mumunlar, bu bilinçli bu meydan. O şey Rabiatul Adaviye, eterek eller ki, cennet benim işim yok. Cennetteki naz nimetlerin benim için kıymeti yok. Rabbimin cemalinin özgürlüğüne gerek yemez derek eller. Onlar zerreçe cennetke kızıkmagen. Cennetke umumen kızıkmagen onlar. Onlar Allah'ın cemalige kızıkkan halas. Tasavvur kılın. Cennette bu seyiz Allah'ın cemalini kör olmasayınız. Demek ki rahibar cennet. Gerek yok. Allah'ın cemali en büyük nimet. Yani şu en büyük nimetke yetişi için hareket kılış gerek. Himmetimizde âli kılışımız gerek. Ana şunda Allah lütfu bilen kabul kılsa, o şey en âli, inşallah mükafatka sazavar buluşumuz mümkün. Şunun için tarikat barası da doğru çünçenin hasıl kılaylık. Vahabiyle koşup tarikatçıyla müşrik demesi gerek. Bazı birileri koşup tarikattan başka hemen Müslüman ham demesi gerek. Yok, ona kıymaz. Biz mu'tadil, vasatiyye, orta mumun Müslümanlarımız. Hakiki saf tarikatını tan alamız. Ve saf iman itikadını tan alamız. Ama onları koşup sahte nesillerini tan amayımız. Onlara rağbetimiz yok. Allah'ın o zasirası onlardan.